Herkese selam titanlar, bugün sizlerle birlikte yeni günceleme değişik 23 tane karaktere bakacağız ve bu karakterler hakkında eleştiri yorum tarzı bir şey yapacağız arkadaşlar. Tam 21 tane karaktere buff geliyor, bir tane karakteri gizemli eşya geliyor, bir tane karaktere nerf alıyor. Mesela yıllardır değişmeyen bir şey var biliyorsunuz, ilk stres çarkına bile biliyorsunuz arkadaşlar bir ara habire buff gelip duruyordu arkadaşlar. Gel zaman arkadaşlar hatta Dynamite bu aksiyon atarken duruyordu falan böyle. Daha sonra arkadaşlar baya buff gelmişti ve yıllar sonra tekrar bir buff evet özlemiştik ve Dynamite mesela stres çarkı arkadaşlar yeni güncelemeyle beraber 2000'e çıkacak. 1200 hasar değil 2000 hasar verecek. Dynamite kankasına da arkadaşlar bir tane buff geliyor. Tabii ki de Mortis daha rahat kesebilmesi için. Tam tersi Dynamite tam rahat kesebilmesi için arkadaşlar. Combo şarkında da bir tane buff getirilmiş ve Mortis de bayağı buff geliyor arkadaşlar inanılmaz bir şekilde. Bu da 1300 hasar veriyordu biliyorsunuz ki şu anda artık 1500 hasar verecek. Yeni hale daha güzel olmuş. Ben açıkçası arkadaşlar ikinci spek oynayamadığım için genellikle bunu kullanıyordum. Yani bunun buff alması beni mutlu etti ve uzun zamandır buff almasını beklediğim şeyler de buff almış. Mesela çok duvarlı mapler hariç arkadaşlar hiçbir cihaza yaramayan bir tane aksesuar vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar çok toplar diye. Bu da arkadaşlar çok toplar eskiden her mermimize 320 vuruyordu. Artık 800 hasar verecek arkadaşlar. Adam akıllı bir şey olmuş artık. Yani bakın arkadaşlar benim buff almasını en çok istediğim aksesuarlardan bir tanesi bak çok saçma bir dünyanın en saçma aksesuarı olabilir ve hiçbir cc'ye gerçekten hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani bir podcast'te Brawl Stars açıklamıştı bunu. Yani şu yoğun frekans hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bölenen artıyı bacaklarına bir sinyaller göndererek arada kalan savaşçılara 500 hasar verir ve onları yavaştırır. Yani ben dedim herhalde bu aksesuar ilk geldiği zaman ne olacak falan böyle elektrik böyle kocaman sinyal atacak dedim. Attığı şeye bak abi. Allah rızasını attığı şeye bakın. Bu mudur yani hocam? Bu mudur yani? 500 hasar veriyor bir de. Bak buna buff gelmemiş. Gitmiş arkadaşlar. Yani tamam güzel buff nerfler de var arkadaşlar. Bak şu yani şu. Şu hocam. Dur lan. İşaret dolanlar daha da fazla veriyormuş. Güzel bak aksesuarı sevmedim. Şaka yaptım. O kadar bir şey değil. Bak şu mudur abicim? Bu mu yani? Ve onu isabet ettireceğinde düşmanın arkasına geçeceğinde şuna bir buff getirin süpersi Allah rızası için. Ve artı benim en çok kasmak istediğim karakterden bir tanesi buff gelmiyor hala. Neyse arkadaşlar Lola'ya da bir tane buff gelmiş. Lola'nın arkadaşlar sevgilerle diye bir tane yıldız gücü var gördüğünüz gibi. Lola'nın egosu atışlar isabetli takım arkadaşlarının 100 puan eşliği. Bu da gerçekten benim kullanmadığım birazcık düşük bir yıldız gücü gerçekten de. %100'üyle çıkmış arkadaşlar. Güzel bir buff gelmiş. Ve geldik asıl benim karakterim arkadaşlar. Beni tanıyan herkes zaten Feng hayran diyen tanım. Bilmiyorum arkadaşlar şu anda da ekranın yanında bulunuyor mesela. Feng arkadaşlar mükemmel aslında bak benim istediğim şey arkadaşlar şunun bir saniye geri çıkması. Döner tekme bir saniye geri çıksa eski Feng show yapacağım. Yani döner tekme sayesinde arkadaşlar ben Feng'i sevmiştim ama öyle bir show yapıyordum da arkadaşlar. Üçünü birden kesiyordum bak. Knockout'tayız. Knockout'da ulti bir atıyorum abicim. İkinci turda aksesuar bir basıyorum. Hiç kimse bir şey bak. Bir de şu yıldız gücünü basıyorum abicim. Ultim seri dolu abicim tamam mı? Yani o zamanlar güzeldi arkadaşlar. Benim gönlümden geçen şuna bir buff gelmesi ama maalesef ki buna gibi. Bu da güzel arkadaşlar. Patlamış mısır yağmuru 500 hasar veriyordu her mısır. Artık 750 hasar verecek arkadaşlar. Artık bu aksesuarı da kullanabileceğiz. Ama genel olarak arkadaşlar Feng'de en çok işe yarayan aksesuar bu. Bu bir saniye çıksın arkadaşlar var ya Feng'i bir haftada 1000 kupa yapamam o kadar değil ama neyse deneyiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonunda Supercell fark etti şu aksesuarın hiçbir işe yaramadığını. İlk geldiği zaman arkadaşlar bir işe yarıyor falan filan güzel dedik de arkadaşlar yani sonradan hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Sen de 2 saniye uykuya kalır ve tüm sağlığı yenilenmiş bir şekilde oynar. Yani arkadaşlar maç esnasında 2 saniye uykuya dalana kadar zaten o sürede canın doluyor yani neredeyse bir 1000 falan iyileştiriyor yani. Canın maksadına bakmayın arkadaşlar zaten 2 saniye hasar vermeyince canın maksanıyor arkadaşlar öyle bir şey. Yani şu aksesuar varken kullanamıyoruz tabii ki arkadaşlar. Bu artık 2 saniye değil 1,5 saniye olmuş. Bu da bayağı iyi olmuş arkadaşlar. Bu arada bak bir güzel haber verdim. Bir güzel haber daha vereyim arkadaşlar. İnşallah bu akşam sizlere söz verdiğim mini game videosunu çekeceğiz ve yarın inşallah arkadaşlar 57 bin abone olan mini game videomuz gelecektir. Brawl Stars'a Game Savaşları mini game bu akşam çekeceğiz. Yarına kadar 57 bin abone olursak arkadaşlar mini game'imiz gelecek. Son 40 abone falan kaldı herhalde arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu videoda sizlerden en az şöyle bir 500 like bekliyorum arkadaşlar. Efsane bir like yağmuruna yapıştırın abi şu videoyu. Neyse devam edelim arkadaşlar. Spike'a da bayağı sağlam bir buff gelmiş arkadaşlar. Hem aksesuarına hem yıldız gücüne birden buff gelmiş. Spike'ın arkadaşlar genelde kullanılan aksesuarı şudur arkadaşlar. %90 %10'luk yanılma payı var arkadaşlar. Bir de şudur yani. Bunda da %5'lik bir yanılma payı var arkadaşlar. Gübrede yıldız gücü arkadaşlar artık 800 değil 1000 iyileştirecek ultinin içerisindeyken ve arkadaşlar şu patlayan yumakta 3 dalga diken fırlatıyordu. 520 hasar veriyordu. Artık 520 değil 800 hasar verecek. Soygunla inanılmaz güçlüdür. Yani öyle olmaya devam edecek. Bir diğer buff da arkadaşlar elimize gelmiş. Asit spreyi diyebiliyorsunuz ki bir tane özelliği vardı. Yani arkadaşlar elimize zaten genellikle şu kullanıyor arkadaşlar. Çünkü düşmanın yanına girdiği zaman hiçbir şans olmuyor neredeyse. Ama bazı duvarlı maplerde olsun bazı modlarda şu iyi gidiyor. Elimizde bir sonraki spray atışı duvarlardan geçiyor ama %20 daha az hasar veriyor. Artık %10 olacak arkadaşlar. Bu da güzel. Abicim o %10 olmasın zaten. Hemen hemen aynısı yani.
çok da bir şey değil. Onu direkt kaldırın daha mantıklı. Arkadaşlar Bibi'de bir tane buff gelir. Bibi'nin arkadaşlar şu aksesuarın, evet bu yapış yapışı, bak bu aksesuarın arkadaşlar ben şöyle bir şey olmasın istiyorum. Deneme mağarasında göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar bu aksesuarın şöyle bir kötü yanı var. Bu arada bu aksesuarı ben bir tane oyuna gelebilecekler serimizin bir bölümünde göstermiştim. Öyle bir şey de hatırlıyorum ama bu bir konsept arkadaşlar bu arada. Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim abicim. Mesela ben ultimi attığım esnada, aa attım ama işe yaramadı. Bak ben bunu istiyorum işte arkadaşlar. Ben tam ultimi atmadan önce değil de ultimi atarken ben bu özelliği kullanabilsem çok güzel olabilir arkadaşlar. Bu aksesuar bu arada güzel. Bunu bir fan yapım aksesuarı oyuna getirildi. Muhtemelen fan yapımlarını esinlendiler. Yani bu güzel ama arkadaşlar ulti atıp aksesuarı bastıktan sonra o balonla işe yarasa çok daha güzel olur. Bu da arkadaşlar 2 saniye yavaşlatıyor. Artık 3 saniye yavaşlatacak güzel bir buff almış. Ve bir buff daha var zaten. Bu güncelimde nerf falan karakter yok arkadaşlar. Bak yine saçma bir şey abicim bak. Diyor ki arkadaşlar gaz suyu 15 sağlık kaydeder ama anında %100 ruh kazanır. Hacı abi bak bu %15'ten %5'e indirilmiş yeni güncellemede. O %5 de olmasın abi, ne fark edecek? %5 daha gitti daha gitmedi yani. Hiçbir cacık yaramayacak. Orada kırmızı şey dursun diye. Zaten vazgeçirici bir şey değil %5 sağlık kaybedecek. Enteresan. Supercell'in enteresan hamleleri. Ve bir tane arkadaşlar buff Mace. Mace arkadaşlar bence oyundaki Piper'la beraber en iyi keskin nişancı olabilir. İkisi beraber kapışabilir arkadaşlar. Belki biliyorum. Bu ne lan? Aa ben ustalık kasmışım arkadaşlar. Hiç farkında değilim ha. O kadar ustayım ki arkadaşlar. Ustalık kasmıyla farkında değilim. Şimdi arkadaşlar Mace'in de genellikle işe yarayan yıldız gücü bu arkadaşlar. Daha hızlı atma özelliği. Yani tutturma olasılığınızı inanılmaz derecede arttırıyor ve genellikle ben şu karamelize özelliğini kullanıyorum ama buff gelen özellik tabii ki de arkadaşlar en az kullanılan olana gelmiş. Burada gördüğünüz gibi sert şeker mendil odaklarında %20 kalkan kazanır. Artık arkadaşlar %20 değil %30 kalkan kazanacak arkadaşlar. Bu da aslında güzel olmuş. Arkadaşlar Sukik'in zincirleme reaksiyon. Oğlum bu güncelde rafta şey gelmiş abi, ne kadar saçma ya. Oğlum bak Sukik'e güncelleme gel. Oğlum bunlara buff getireceğine Albay Rafsa bir buff getir ne yapacağım. Oyunda hiç görmüyorum ben karakteri. Neyse arkadaşlar. Zincirleme reaksiyonu gördüğünüz gibi yapışkan bomba patlamasına menzilde bulunan her rakip bombanın hasarını %10 arttırır. Artık arkadaşlar %10 değil %20 hasar verecek. Genelde süper yapışkan daha fazla kullanılıyor. Bunlara nerf vermek yerine diğer yıldız gücüne buff vermişler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık bu yıldız gücü aksesuarlar kutulardan çıkmayıp satın aldığımız için satın alma oranını arttırmak için bu şekilde buff vermişler. Artık bundan sonra muhtemelen yıldız gücü aksesuarlarda çok fazla nerf görmeyiz arkadaşlar. Çünkü artık satın alıyor insanlar bunları. Yılların buff almaktan usanmayan, üşenmeyen aksesuarı yine buff alıyor arkadaşlar. Uzun zamandır buff almıyor dedim arkadaşlar. Kıyamet mi yaklaşıyor yani? Yani bir aralar inanılmaz buff alan aksesuar bir ara durgunlaşmıştı arkadaşlar. Tekrar buff almaya devam ediyor. Sıcacık Exos geldiğinden beri 448 kere değişmiştir arkadaşlar. Belki o kadar değildi neyse. Harlan attığı bir sonraki kazma eskiden arkadaşlar peşinde biliyorsunuz ki egzoz bırakıyordu. O hasar verirdi. Ondan sonra değiştiler. Hasarını arttırdılar. Ondan sonra böyle bir şey yaptılar arkadaşlar. İşte attığı kazma 1200 hasar falan filan veriyor yaptılar arkadaşlar. Şimdi de ne oldu? Tabii ki de yine bir buff geldi. 1200 hasardan 2000 hasarı çıkarıldı arkadaşlar. Supercell bu aksesuarı kaldırmamakta ısrar ediyor arkadaşlar. Tabii ki oğlum şu aksesuarı kaldırmadığına sürece kimse bu aksesuarla oynar mı bilmiyorum. Ben de bazen arkadaşlar oynuyorum. Soygunda moygunda iyi gidebiliyor ama yani şu aksesuar varken arkadaşlar karlı asıl oynamamın sebebi bu aksesuar yani. Buna istersen 10.000 hasar ver hocam. Yok 10.000 hasar verse bunu oynarım belki de neyse. Yani uzun zamandır arkadaşlar buff sağlarına görmüyorduk karlı. Ve arkadaşlar bir yere bir buff geliyor. Bir yine sinirli kovan arkadaşlar. Ha bak bu buff'ı ben beğendim. Çünkü bu aksesuar gerçekten çöptü yani. Bence çöptü arkadaşlar. Çünkü eskiden çok güçlüydü arkadaşlar. Düşmanın içinden geçiyordu ve 1000 hasar mı veriyordu? Bayağı bir hasar veriyordu arkadaşlar. Düşmanın içinden geçti ama yok olmuyordu bu arada. Yani daha sonra da bazı şerbeti sürekli kullanmaya başladı ama bu aksesuarda arkadaşlar bence bayağı bir görürüz diye düşünüyorum. Bir etrafındaki dönerek uzaklaşan 4 sinirli arı bırakır. Arılar uzaklaştıkça daha fazla hasar verir. Maksimum 600 hasardı arkadaşlar. Artık bu 600 değil 1000 hasar olacak. Yani güzel bir aksesuar olmuş. Artık iki aksesuarda arkadaşlar dengelenmiş. Ben bu buff'ı beğendim. Başka bir beğendiğim buff da arkadaşlar yine oyunun en saçma bence. Yani saçma değil de kullanışsız diyeyim arkadaşlar bence. Alevlerin dansına da buff gelmiş. Ember 5 tanenin etrafından 3 alev topu oluşturur. Alev topları çarptıkları düşmana 500 hasar verir. Artık arkadaşlar 500 değil 1000 hasar verecek. Gerçekten güzel bir buff gelmiş. Ember'da da 7 tane eşyam varmış lan. Oha. Ve bir aralar çok oynadım ama benim de gerçekten acayip kötü buldum. Abi gerçekten hiçbir işe yaramıyor şu aksesuar var ya. Özellikle abi tek hesaplaşmada gireceksin. Sağlık veren bir aksesuar 500 sağlık veriyor yani. Alet kemerinde de buff gelmiş arkadaşlar. Basta kendi ve yakındaki tüm dost karakterleri süper dolum alanındaki takım arkadaşı başına 500 iyileştiriyordu. Artık 750 iyileştirecek. Yani 1000 olsaydı çok daha
daha manyak bir aksesuar olurdu. Mesela 2 kişi olsa 2000, 3 kişi olsa 3000 iyileştiriyor. Çok daha güzel olurdu ama bu da iyi arkadaşlar. Bonnie'de arkadaşlar yine gerçekten de güzel bir buff mı diyeyim. Ben oynamadığım için çok bilmiyorum Bonnie arkadaşlar ama çarpışma testine de buff gelmiş. Bonnie ileri atılır çarp düşmanlar 300 hasar alıyordu. Artık arkadaşlar 300 değil 1000 hasar alacak. Bayağı abi bak şu aksesuar varken bence bunlar. Bak arkadaşlar genellikle ben buffları inceliyorum. Genellikle oynanan aksesuar en çok oynanan aksesuarlar nerf vermek yerine diğer aksesuarlara buff vermişler arkadaşlar. Bu aksesuarları dengelemek için mi ne yapmak için bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten bu aksesuarı oynananı ben pek fazla görmedim. Çünkü arkadaşlar Bonnie'nin ilk modülü çok yavaş olduğu için ulti kasması için bu aksesuar çok lazım oluyor. Buna nerf vermediğiniz sürece arkadaşlar ben yine bu aksesuarla oynayacağımı zannetmiyorum ama yine güzel bir buff almış. Maze arkadaşlar güzel bufflar gelmiş. Temel mermi hızı artmış. Abi bak çok saçma. Arkadaşlar adam yanında dibimde yani aramızda çok az bir mesafe var ve adamı ota basıyorum ota isabet etmiyor. Böyle saçma bir yani bari yeni mekanik edersin adam akıllı mekanik edersin ama artıyormuş arkadaşlar güzel. Yani dibimdeki adama vuramıyorum abi enteresan bir şey. O yüzden karakterden soğumuştum neyse. Bir tane arkadaşlar ileri atılma diye bir tane aksesuar vardı biliyorsunuz ki bunun. Pardon dur ha evet. Maze zemini patlatarak düşmanları geri püskürtür ve bu muydu lan ha buydu evet. Arkadaşlar bu aksesuarı ben ilk geldiğimde bayağı şaşırmıştım. Yani diğer aksesuarlara benzemiyor işte Max'in Shirley'nin aksesuarına falan filan benzemesin diye ters yönü yapmışlar ama çok saçma abicim. Yani dezavantaj sağlıyor hatta bu aksesuarı. Ama artık arkadaşlar itici güç geriye doğru fırlatmak yerine işte Max'in aksesuarı gibi ileri fırlatacak Shirley gibi aynı mantık olmuş. Güzel olmuş. Bir de arkadaşlar tam isabet diye bunu aa bak satın bile almamışım arkadaşlar. Genellikle hepsini satın alırım ben dursun kenarda diye bunu satın bile almamışım yani. Tam isabetli arkadaşlar maksimum uzaklıktayken basınç roket saldırıları %10 daha fazla hasar verir. Artık arkadaşlar %20 daha fazla hasar verecekmiş. Bu da güzel bir buff arkadaşlar. Satın alayım mı? Yok gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım bak ben gerçekten anladım. Supercell 2 aksesuar ya da 2 yıldız gücü arasında dağlar kadar oynanma farkı olan karakterleri vermiş. Mesela bakın arkadaşlar eşin hem aksesuarın hem yıldız gücüne bir buff gelmiş. Mesela deliye dönmüş özelliği hangisi acaba? Yani deliye dönmüş şurada. Deliye dönmüş arkadaşlar eş öfkelendikçe silahını daha hızlı doldurmaya başlar ve maksimumda %30 daha hızlı doldurur. Artık %40 olacak. Bak mesela ben de arkadaşlar genellikle eşi bu özelliğini kullanıyorum. Mesela aksesuar olarak da genellikle öfkelecini hatta hep öfkelecini kullanıyorum. Çünkü bayağı eşi arkadaşlar. Buna da arkadaşlar mesela buff gelmiş. Çürük muz eş %40 sağlık kaybediyor. Eskiden arkadaşlar artık %25 sağlık kaybedip anında %40 öfkelenecek. Yani genellikle iki aksesuar arasında dağlar kadar oynama farkı olan karakterlere getirilmiş bufflar. Diğer bir buffımız yıldız gücünden bir karakterin ultisi çıkmış. Gördüğünüz gibi bir savaşçımıza buff gelmiş. Cezalısın. Belin süper saldırısının içerisinden hedef 3 saniye boyunca silahın sağlığını dolduramıyordu. Artık arkadaşlar 5 saniye boyunca silahını dolduramayacak. O yani Otis'in ultisinin arkadaşlar yıldız gücü versiyonu artık 5 saniye boyunca dolduramayacak. Ama Otis arkadaşlar direkt susturuyordu. Bu yeni mermi dolduramıyor. Artık çok manyak bir şey olmuş. Gerçekten güzel bak. Ben de arkadaşlar ya Belon ne zaman olumlu görüş kullanıyorum. Çünkü işte kalkan malkan güzel oluyor arkadaşlar. Ama bu da manyak bir şey olmuş. Yani şuna arkadaşlar nerf vermemişler. Buna buff vermişler. Artık ikisi de eşit olmuş. Yani yeni dengede çıktı arkadaşlar. Güzel ama eksik diyelim yani. Ve arkadaşlar son buff'ta Grey'in sahte yaralanmasına gelmiş. Evet genellikle hepimiz yeni dünyalar kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü portal açınca hemen 1000 sağlık yeniliyor otomatikman. Güzel bir yıldız gücü arkadaşlar. Sahte yaralanma Grey'in sağlığı tam doluyken aldığı ilk hasar 125 azalıyordu. Yani çok az kullanılan ve çok işlevsiz de açıkçası arkadaşlar. %25 ile artık %75'e kadar çıkmış. Güzel bir buff gelmiş arkadaşlar. Bir tanecik nerf var arkadaşlar. O da zaten yeni gelen karakterin nerf geleceği belliydi. İkinci nerf geleceği belliydi arkadaşlar. Patlatmak üzere yıldız gücü balon patlaması %80 ve üzeri dolduğunda Hank %20 hız kazanıyordu arkadaşlar. Artık %10 hız kazanacak. Oğlum diğerini almamışım ben bile lan. Artık diğer enteresan. Aa bak diğer aksiyon neymiş? Buna da belki bir yok neyse. Bugün canlı herkes sadece bir tane karakteri gizemli eşya geliyor. O da Pam karakterine Pam'in ultisi %20 daha fazla sağlık verecek arkadaşlar. Artık Pam çok daha iyi bir destek karakteri olacak. Yani güzel bir gizemli eşya da gelmiş bu şekilde. Bence arkadaşlar güzeldi ama birkaç tane eksiklikli vardı. Genel arkadaşlar genel olarak güzel bir denge değişikliği olmuş. Sizler de en beğendiğiniz karakteri yorum olarak yazabilirsiniz. Ve efsane bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar bu videoda. Neyse buradan da günün ayet patisi görüp siz arkadaşlar ayet patisi kesinlikle okuyup hayatınıza uygulamayı unutmayın. Buradan da arkadaşlar diğer videolarımıza gidip bilirseniz buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Gerçekten güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse uzun bir videoydu arkadaşlar. Editlemesi zor olacak. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.